Yani şöyle bir toparlarsan Fenerbahçe son dönemlerde bu bu kadar düşüşün sebebini bütün hepsi mi? Fred'den çok hep, hepimiz daha bahsettik Zimanski zaten haftalardan bir takım olarak bir düşüş var. Oyun olarak da düşüş var. Tamam iki tane net hazırlanan pozisyon var ama diğerleri de hep karambolde giden. Fenerbahçe karambol hı hı. oynayan bir takım değildi. Tabii. Ee, buna ne no oldu? Bunu biz karar veremeyiz. Bir şey de diyemeyiz. Çünkü Hemen hemen aynı 11'lerle oynuyorsunuz. Çok fazla sıkıntı yaşamadınız müddetçe. Evet. E de düşüş var. Samuel e aynı şey. Yani tekrar söylüyorum. Kişi kişi gidersek hepsinde düşüyor. Ama takım olarak düşüş var. E, bunun müsebbibini araştırmasını yapacak kişi biz değiliz yani. Oradaki teknik eğitimler onlara sorulması lazım. İşte bir tarafta rakibinize bakıyorsunuz. Daha bir yarım sezon oynamış olsa üzerine kata kata gidiyor. Hepsi Tabi. performanslarını yükseltti işte. Şeyi görüyorsun, Icardi'yi görüyorsun, mertensi görüyorsun, Ziyi görüyorsun, hakimi. Hepsi performans huh. yükseltiyor. Sen de tam tersine. Çok yukarılarda olan bir Fenerbahçe takım oyunu çok iyi oynayan bir Fenerbahçe. İrfan aynı şekilde. Yani hepsinde bir düşüş var. Bunun tabii araştırması yapan, yapılması gereken yerler oraları. Fenerbahçe bu değildi yani. Hı hı. Bize sundukları bu değildi. Özellikle pozisyonları gole çevirmekte çok zorlanan bir Fenerbahçe. Hatta edince koy bile örnek yani olarak ya iki tane pozisyon geldi hazırlanmış pozisyon evet. e, Ceko'ya. Ama diğerleri hepsi karambol artık hı hı. o şişirmelere başladılar. E, burada da olursa olur tamam e, hep karambol içeridesiniz ama o oh Fenerbahçe'nin öyle bir akış oyunu vardı ki sağdan farklı oynuyordu soldan hı. farklı oynuyordu. Şimdi tamamıyla yani Ferdi bile onu göremiyorsunuz. Yani arka oyuncular sarkıyor. E bu da tabii müdafayla da kaynakları Çok değişkenli bir stoperlerle oynamasından kaynaklanıyor ama e gene de ne olursa olsun. Yani sizin elinizde öyle bir oyun oyuncular var ki işte herkes Mert Hakan oynasın falan da böyle söylemekle olmuyor bu işte. Kurunç oynamasını oynamasın, oynamasın olmuyor. Demek ki bir iki kişi koskocaman Fenerbahçe'nin orta sahasını yönlendirenmiş. Yani burada İsmail'in olmaması Ferit'i de aksatıyor. Ferit olmadığı zaman bütün takımı aksatıyor. Yani buraya kaldıysanız o vakit işte maalesef bu sonuçlarla çıkıyorsunuz. Tablo vahim Fenerbahçe için. Gösterilen oyun performansı vahim. Maç kazanabilirsiniz. Bu sizin son dönemlerde maçlar kazandılar ama o bizim devamlı bahsettiğimiz o boğucu futbolundan ziyade daha çok artık e, bitirici ayaklarla maçlar kazandı. Dün evet. çift evet. santrafora döndürüz. Sonunu 3 santraforla bitirdi. Ya bitirdi ama verim alamadı. Gelmedi çünkü. Top, bakın Zeko'ya şöyle bir bakın. Ama bu doğru bir hamle mi? Yani gol bulabilmek <laughs> adına 3 santraforun da Şimdi siz onları yaparken ne kadar buna e, müsaitsin, ne kadar çalıştınız, ne kadar takım buna hazırlıklı. 3 santrafor Hatta çift santrafor oynadınız. Forvet. Buna ne kadar hazırlıklısınız onları bilemeyiz. Hı -hı. Onlar çalışıyor ama... Şimdi şöyle bir bakıyorsunuz 30 küsür dakika oldu. Ceko'ya belki toplasan 10 kere topla buluşamadı. İlk devreden bahsedin. Evet. Yani bir santofunu siz bu kadar topla buluşturamıyorsunuz. Burada bir bir sıkıntı var. Oyun düzeninde bir sıkıntılar var evet. ki aynı takım oynuyor. fakat o kadar yavaş oynamaya başladı ki Fenerbahçe. E, ta, rakip takım e, kapatıyor bulundukları da eğer akıllı ayaklar olmuş olsa, dandır oynamamış olsalar o kadar boş alanlar bulacak ki rakip evet. Konya Spor, maalesef onlar da bulundukları konumdan dolayı istedikleri oyunu sergilemediler. Bir kere kontrata çıktılar gol oldu. O da evet, offside. Off doğru, doğru bir karar yani Hı. ama yakala, yakalardınız yani çok yakalardınız. gidenler geri gelemiyor artık. Fenerbahçe öyle değil o kadar dinamik oynuyordu ki hı hı. onu kaybetti. İlginç istatistikler var aktarayım size. Hatta skoru görmesek ve sen yalnızca bu istatistikleri görsek sonuç farklı tahmin edilebilir. E, Toplu oynama oranları %71 ile Fenerbahçe önde. %29 Konya Spor. Toplam 21 şut atıyor Fenerbahçe. 7'si isabetli. Konya Spor'un yalnızca 6 şutu var. 1'i isabetli. Skoru görmesem Fenerbahçe çok iyi oynamış ve maç kazanmış diyebiliriz. Öyle de ama top oynamanın süreleri o kadar çok yüksek ki ama ne kadar? Nerede? Biraz evvel bahsettim yani hı hı. 30 dakika 30 küsür dakika JK'yı topla buluşturamadınız. Evet. E ne olacakmış? İstediğin kadar sen toplu oyna. Burada önemli olan Fenerbahçe'nin o temposunu, çabuk oyununu o dönemlerde de Fenerbahçe üç pasla rakip sahaya inen ve çabuk organizasyon olan bir ekipti. Bunları yerinde yerler esiyor. Tamam. topla oynasın al geri ver geri ver. Fret bile artık geri oynamaya başladınız. Evet. O bildiğimiz Fret o da o da bir o, ya dedi mi? kişilerden ziyade takım oyununda düşüş olursa toparlanması çok zor. Mental olarak da zaten. O da vardır belki. Onlar hepsi bir aradır ama bunlar çok üst seviyede. E, demek Demet yani çok üst seviyedeki oyuncular. Buradaki senin yaptın e, yaptığın e, söylemler, televizyondaki Hı -hı. konuşmaların falan yani hangisine yansıyacak? Adamlar üst seviyede. Öyle neleri görmüşler? Birisi Tabii 30 küsur Brezilya milli takımda oynamış. Yani. Düşün Brezilya milli takımdan bahsediyor. Öbürü senelerden beri Avrupa piyasasında. Yani bunlar... Bu söylemlerle bilmiyorum ne kadar etkilerler ama eğer siz antrenmandaki antrenmandaki performansınızı hı. belli bir seviyede tutmuyorsanız hı hı. işte bu düşüşler yaşanır. Maalesef geçen sezonda bunu yaşadı Fenerbahçe. Hı. Bu sezonda Samandıra'da başlangıçta iniş çünkü iki takım da hemen hemen çok erken başladı sezonu. Birisi kata, kata 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 geldi daha hala da 3 seviyede seviye burada. Yani 70'ler, 80'ler, 90'lar ama siz 90'ı çıkıp da 70'e düşersiniz. Onu tekrardan 90'ı ve hatta almış e almanız çok zor. Uzun sürer. Hı hı. Fenerbahçe belki de bunu yaşıyor. Hı hı. Çok fazla aktif itmanlardan ondan sonra o aktif itmanlardan maçların fazla temposu orayı ayarlama yaşayabilirsiniz. Her şey olabilir. Yani afaki konuşmaya gerek yok ama bir teknik direktör olarak hemen hemen de bunlar büyük olasılıkla yaşandı. Antrenmanda e, tempoların dosajını ayarlamamasından Fenerbahçe'nin bu seviyeye düşmesi ta, performansın takım ve e, ferdi performanslarının düşmesi Hı. ondan kaynaklanabilir. Peki maç içerisindeki değişiklikler üzerinden konuşalım. E, Mert Müdür'ün bu arada dün sarı kart gördüğünü ve önümüzdeki hafta oynanacak Kayseri Spor mücadelesinde cezalı durumu düştüğünü eklemiş olalım. 34. dakikada Kulübe'den gördü sarı kart Yani Kulübe'de olup da bu kadar tepki vermek de çok yanlış geliyor bana. Sevgili Demet. bir Ve yerde, sarı kart sınırında bir oyuncu. Öyle bir yer. Şimdi onu düşünmezsiniz siz. Futbolcu halet hmm. farklı Kulübe de o çok farklı. İçeride istedikleriniz olmuyorsa bu sefer her aksiyonda itiraz ediyorsunuzdur. Hakemin en ufak bir çaldı ve hatta ça taşları bile itiraz ediyorlar. Hmm. Yani artık taca taş orta sahada taş oldu Bıraksan bile itiraz. Bırak sen al kademini, boş ver. Taş senden çıktı onunla. E, kulübe de buna itiraz ediyor. E, biraz da abartırsanız tabii. E, e, ya dedim ya ee, sevgili hoca ile birlikte bütün ekip, e, takım bıçak sırtında derler. Öyle bir tabir vardır. O şekilde altı e, puan fark. Yani kapanması imkansız. Emin olayım. Ya, uzun bir süre olmuş olsa sezon uzun Tabii. olsa amin ne diyeceksin? Belki bir de Galatasaray'ı bu kadar motive ve Haftayı şey, altı golle Bak şimdi Galatasaray'da, Galatasaray'dan bahsediyoruz da Galatasaray bütün oyuncuları hep üzerine kattı. Evet. Performansları Son çok... şeyler oluyor. Karşısında. Yani çok yukarı taşıdı performansları. <laughs> Bu taraftan da tamamıyla düşüş yaşıyorsunuz. Evet. Aradaki mukayese edersek bunu görmek evet. lazım. Onlar hep üzerine gittiler. Atıyorum e, Ziyech hep Zahir ne demişti? Yüzde yirmisini oynasınlar yeter. Evet. Şimdi e, Ziyeç yüzde yirmisini üzerine çıktı evet. ve çok katkı sağladı. Zaten Rikardi'yi anlatmaya gerek yok. E bu tarafta da çok üst seviyede bir santraforunuz var, orta sahada oyuncularınız var. Hı hı. Ama bunların düşüş nedenini e, Samandıra e, cevap verecek yani. Bunda şimdi hocalarımız çıkan, burada çıkan hocalar onları bilirler ne olduklarını, neden bunlar yaşandığını. E, bu e, dış etkenlerden falan değildir yani. Oradaki e, dozajlardandır. Bu seviyede nasıl düşüyorsunuz? Siz bir anda kasıp kavuruyorsunuz her şeyi, çok iyi oynuyorsunuz. Hı hı. Ee, Avrupa maçlarındaki rakibiniz sizden Avrupa kupalarında daha üst seviyedeki takımlarla grupta oynadı <laughs> çok çok fazla git geldiler olan e, siz de oynadınız belli bir neredeyse yarı finali yakalayacaksınız e, orada bir olmadı e, Türkiye kupasında olmadı tek lig kaldı e, burada da götürürken bilemiyorum yani. Bazı birkaç köşe yazısı okudum sabah. Bir tanesi dikkatimi çekti. Hangisi olduğunu hatırlayamıyorum. Kusura bakmasın değerli izleyicilerimiz. Şöyle bir eleştiri vardı. Evet birçok etken var Fenerbahçe'nin bu duruma gelmesinde ama ara transfer döneminde gönderilen oyuncuların da etkisi olduğunu sizi düşünüyor musunuz? Ya şimdi onlar e, biz Lincoln, Emre Mor. Konuşabiliriz onları. E şimdi Emre Mor diyorsunuz. Öbür tarafta Cengiz var örnekleri. Hı hı. Şimdi Emre Mor da olsa bu girdabın içinde yapmadığı zaman onu da Söyleriz biz bunlar Tabii. hep söylentiler. Burada tekrar vurgulayalım takım oyunları her zaman için en önde gelendir. Ondan sonra kişisel performans evet. öndedir. E biz bunları tersten okuyamayız. Okumamamız da lazım. Bu takım oyununda bir etkenlikler yaşadılar. Artık o aktif oyunun yerinde daha çok duran bir oyun gelmeye başladı. Statik oynanmaya başladı. Evet. Beyler statik oynadığınız zaman da rakipler için kim olursa olsun sizi markaja alması veyahut da kademeli müdafalar yaptığı zaman içinde kayboluyorsunuz. ya biraz evvel söyledim. Koskocaman bir Ceko'dan bahsediyoruz. i̇lk devre hemen hemen yok sahada. Hı hı. Hayır, yok buluşturamıyorsunuz. Adam oraya gidiyor gelmiyor. Buraya gidiyor gelmiyor. Havadan gelmiyor. Her yerden kapalı. Bu sefer farklı bir oyun düzeni girmesi. içerideki oyuncularında ama o gelmemeye başladı. Fenerbahçe çok yaratıcı oynuyordu. O yaratıcılığını kaybedince Bak işte bu... 11'de başlasa daha mı iyi olurdu Kim? diye bir düşündüm. Ya onlar sonraki argumentler yani. batsaydı oynasa Dün Batsuay'da attınız içeri ne oldu? Hı hı. Bir kere mi iki kere mi topla buluştu? Yok. Demek ki bu kadar fazla içeri girmek de değil. Burada evet. oyun kurgusunu bekleyip bir rakibi üzerinize çekecektiniz. O boşaltılan arkaya atılacak toplarda siz kullanacaktınız onu. Ama bu o kadar çok ceza sahasının içine girdiniz ki rakipte hava toplarında hakimler hemen hemen bütün topları hı. indirdiler. Fazla ayak var orada ya size çarpıyor ya onlara çarpıyor. Hı hı. Tamam hep şeyde siz öyle gözüküyorsunuz ama oyun yok yani. Karambole bir oyunun dağışlama giden bir oyun var. Fenerbahçe bu değildi. Peki, Bize böyle bir var. futbol göstermedi Fenerbahçe. Evet, başlarken bambaşka bir Fenerbahçe'ydi. Önemli sakatlıklar oldu ne yazık ki e, dünkü karşılaşmada. İrfancan Kahveci'nin bir sakatlığı var. Muhabir arkadaşımız Erdem başında da aktardığı e, noktaları aktarayım size ben de. Darbeye bağlı olmayan bir sakatlık ama stadı e, sekerek terk etti oyuncu. Durumu İstanbul'da bugün MR'ı çekecek, ondan sonra belli olacak. O Samuel de sol bileğinde buz torbasıyla sekerek stadyumdan ayrıldı. Onun durumu da iyi gözüküyor. Önümüzdeki hafta oynayabilecek durumda yüksek ihtimal. Yani bir de sakatlık mevzusu var ne yazık ki Fenerbahçe'de. Sakatlıklar genelde herkesin başına gider. En büyük sakatlıklar onlar stop stoper mevkilerinde yaşadılar zaten. Hı hı. En, hep yayınlarda anlatmaya çalıştım. Oraları biraz orada iyimi kaybettiler ama genelde birkaç kişinin üzerinde kalmamanız lazım. Çok geniş bir kadro ve çok tecrübeli bir kadroya sahipsiniz. Evet. E, maalesef bazı yerlerde ya gerek işte dedim ya performans olarak performansla ilgili bu yoksa kişisel oyunlardan değil takım performansında yani Fenerbahçe çıktığı zaman musun ya öyle o kadar güzel bir aktiviteleri vardı ki sağdan farklı oynuyorlar soldan evet. değil Samuel bile çıkamıyor oyunda oyunda yok. Bakın Samuel sakatlanana kadar oyunda Ferdi de aynı şekilde. Hani diyoruz ki biraz oynuyor falan değil Ferdi de bu değil. Top kayıpları fazla arkaya adam kaçması fazla oyunda şeyle e, Talişle oyunu ne kadar iyiydi onlar. Onları artık o kurgular yani bir yerde bir şeye girdiler. Bir nasıl söyleyeyim sana? E, bir girdaba girdiler. E, şampiyonluk kaçıyor. E, zaten kaçtı şampiyonluk. Yani siz yenseniz bile ya, yakalama şansınız yok Galatasaray. Galatasaray böyle bir takım. Herkes söylüyor işte Mayıslar bizimdir diyor. Hakikaten onlar Mayıs'a geldi bir lider gidiyorlarsa götürüyorlar. Yani onun tersi dönüşü olmuyor. Ve onlar rakibiniz kattı. Hep üzerine kattı yani. Hep fazla Hı -hı. performans göstermeye başladılar. Yani e, yapacak bir şey yok. Yeni sezon artık. E, yeni sezonlarını getirir. E, burada Fenerbahçe tekrardan bir sirkülasyonu girecek? Oyuncu sirkülasyonu, Hoca sirkülasyonu. mı? Bunlar e, sezon bittikten sonra göreceğiz. Sizce ikincilikle noktalanırsa ki öyle gözüküyor. İsmail Kartal'la devam edilir mi? Ben e, büyük olasılıkla tahmin etmiyorum. Çünkü şeye dayanamazlar dış dışarıdan gelen Tabii. baskılara dayanamazlar hoca da herhalde kendisinden bırakır. Peki İsmail Artık... Kartal demişken maç sonu çok kısa açıklamaları var bütün sorumluluk bana ait dedi önümüzdeki maçlarda en iyisini yapmaya çalışacağız ve matematiksel olarak da hala şampiyonluk şanslarının olduğunu söyledi. Mutlaka matematiksel olarak her şeyi düşünürsünüz de kısa ve öz bütün bizim teknik direktörlerin bizlerin yaptığı bütün suç. Ben nedir ve bütün her şeyi ben üstlenirim ama üstlenmek de olmuyor. Çok kısa bir, yani bunun bu seviyelere gelmesi takımın bu kadar düşüş yaşamasının ana nedeni nedir? Onu Esas onlara açıklanması lazım ama e, maalesef üstü kapalı geçiyorsunuz. Belli yani burada herhalde büyük olsak Samandıra'da aktif gidenlerin yerine çok pasifler başladı. Ve seviye futbolcuların düştü, oyun seviyelere düştü. Ben e, başka bir şey yorumlayamıyorum. yani Bir iki tane sakatla falan olacak bir iş değil bu.